Valla sürekli patlıyor ama yapıyorlar yine tekraren. Bayağı bomba gibi patlıyor. Gördüğünüz gibi bayağı derin bir çukur açılmış. Sürekli aynı. Evet. Hiçbir değişen bir şey yok. Evet. Evet, üçüncü kez oluyor bu. Evet. Bayağı uğraşıyorlar ama nedense olmuyor. Tehlikeyi yaşıyoruz. Buradan geçen insanlar her an bir tedirginlik içerisinde. Ya çökecek mi, çökemeyecek mi diye. Lütfen doğru bir uygulama yapılsın. Düzgün bir çalışma yapılsın. Sizin bahçede şey var mı? Hasar? Buradan akan su bahçemize kaçıyor çünkü. Evet. Kanal var. O kanal doluyor ama bahçeye giren yok. İleride daha da büyük tehlikeli olabilir. Evet. İsim söylesin. İstiyorum. Bunun hani doğru bir belediyecilikle yapılması lazım. Evet. Çünkü 2-3 ay önce tekrar aynı şeyler yaşadık. Her ay aynı sıkıntı yaşıyoruz. Acaba bir insan, bir çocuk, bir araba, bir canlı düşecek mi korkusuyla devamlı bu korkuyla yaşıyoruz. Burasının bir an evvel kesin çözüm yapılması gerekir. Durun, bak. Bu suyun normalde burada birikmemesi lazım. Bunun denize akması lazım. Evet. Tamamen bahçelere gidiyor, geri basıyorsun. Bu şu an az. Yani yarın, geçen defa da patladı bu. Şu an burada birçok daire Allah'tan yaz olmadığı için su sıkıntısı yaşamıyorlar belli ki. Depoları var çünkü ama. Burası bir ay iki ay su alamadı. Herkesin iyi kötü bir kuyusu var bahçesinden çektiği. O bahçeden çıkan... Bir anda oluyor sonra bu şey gibi yani Konya Karapınar'da olur ya kobruk gibi yani bir anda geçiyor. Bizim projelerde en başta o vardı ama tabi buralar bize ait değildi. Hepsi ayrı belediyeydi. Çekimlenip kayıt kaçakları hızlı çekiliyor. Bir ekip başladı şimdi onunla alakalı. Herhalde bir 20 gün yılda şu 3 aydan karşısında bir yüzeyi başlıyor. Bu bize ders olmalı ve daha iyisini yapmalıyız aslında. Gerisinden patlıyor.